Trabzon'da seçimin nabzını 61saat.com olarak tutmaya devam ediyoruz. Trabzon'un Akçabat ilçesi nüfus olarak Ortahisar'dan sonra ikinci en büyük ilçe oluyor. Akçabat ilçesinde nüfus 123.552. Trabzon'un en büyük ikinci ilçesi. Trabzon'un en büyük ikinci ilçesinde 89.637 seçmen bulunuyor. Bunların oy kullanma hakkı var. 73 mahalle, 338 sandıkta Akçabat sandık başına gidip yerel seçimde kararını verecek. Akçabat Belediye Başkanlığı için 3 tane Osman yarışıyor. Şehirde İktidar Partisi, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı adaylarının isimleri Osman. Bir Osman daha var. Bakalım Akçabat ilçesi bu seçimde belediye başkanı olarak kimi görmek istiyor? Büyükşehir'de Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kimi görmek istiyor? Hem esnafa hem vatandaşa bunu soracağız. Şimdi söz Akçabat'ta. İsim önemli. Kimdir gönlünüzden geçen isim? Başarılı. Şu anda belli değil. Kararsızsınız. Kararsızız şu an. Peki gidişat nasıl Akçabat'ta? Memnun musunuz gidişatta? Şu an memnunuz. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Büyükşehir'de ne oldu? Büyükşehir'de o da millet kararsız şu an. Kararsız. Tamam. Çok teşekkür ederim. Şimdi. Efendim hayırlı işler. İyi Parti'yi destekliyorum. Onun oyumu vereceğim. Büyükşehir'de Trabzon Büyükşehir. Büyükşehir'de de yine İyi Parti'ye oyumu vereceğim. Atakan Hoca'ya vereceksiniz. Vereceğim. Burada da Osman Akbulut'a vereceğim. Ortahisar'da da yine CHP'nin adayına vereceğim. Bu zamana kadar AK Partili idim. 25 yıldır Akçabat'ın belediye başkanı AK Parti'den. Ona verdik oyumuzu. Memnun değiliz. Siz efendim? Aynı şekilde memnun değiliz yani. Hiçbir şekilde. Memnun değilsiniz. Değiliz. Hiçbir şey. Bir taş bir yere koymadı. İnat. Kendi dediğinden başka hiçbir şeyi dinlemiyor hiç. Ne meclisi dinliyor ne hiçbir şeyi. İnat. İnat bir adam. Tanıdık he, biliyoruz. He. Karar verdiniz mi? Bir parti bir isim söyleyebilir misiniz? Ya kimi söyleyeyim? Yatı bakalım ne yapacağım. Bırak hiç şey yapma ya. Beni zorlama ya. He kurban. Ya beni zorlama ya. Ben konuşamam. Ben bilmiyorum. Ben hiçbirini tanımam. Oy kullanmayacaksınız. Yok. Oy vermeyeceğim. Yok yok yok. Kızdınız diye mi? Yok kızdım da değil de ne oy vereceğim? Kime vereceğim ya? Allah hayırlısı neyse onu getirsin. Tabii ki onu derken biz de elimizi basarken ona göre seçim yapacağız ama büyük ihtimal yine AK Parti kazanır diye düşünüyorum. Büyükşehir'de ne düşünüyorsunuz? Orası biraz çelişkili ama yine de o da öyle gözüküyor yani. O da öyle gözüküyor. İnşallah da öyle olur diye umut ediyoruz yani. Yani iktidar oldu mu daha mı iyi hizmet gelir? Öyle mi düşünüyorsunuz? Valla şöyle bir şey var abi. Diğer partilerin kimlerle istişare, kimlerle yola çıktığı belli. Bugün vatandaşa patatesi, soğanı, onu bunu falan tüpü bahane ediyorlar ama maksat o değil tabii. Bunu herkes anlaması lazım. O yüzden böyle vatan haini insanlarla beraber birlik beraber olmamak lazım. Elimizi vicdanımıza koyacağız. Soğan ekmek yiyeceğiz. Vatanımız, devletimiz güçlü olsun diyeceğiz. Belli biz de AK Parti. AK Parti'ye mi? Tabii canım. Büyükşehir'de? Büyükşehir'de AK Parti her taraf AK Parti olur burada. Evet, ben buralı değilim ya, yani AK Parti olur yani. Efendim seçimler var, karar verdik mi? Karar vereceğiz, daha şu an düşünüyoruz. Memnun musunuz gidişattan? Çok da memnun değiliz yani. Memnun değiliz. Bazı şeyleri insanı acıtıyor yani. İnsan acı gibi cephede acı veriyor yani. Bunlar bir gerçek tabii ki. Hizmeti kim yapacaksa biz oyumuzu ona vereceğiz. Biz parti gözetmeyeceğiz yani bu saatten sonra. İsme oy vereceksin. Kesinlikle yani biz burada bize bu Akçabat'ta mesela bizim daha iyi yaşamamız için kim çalışacaksa ona vereceğiz. Anladım. Adaylar geldi mi? Projelerini beğendiniz mi? Gördünüz mü? Tanıyor musunuz? Herhalde burada çok Osman var. Adaylar var. Mesela Osman Nur Ekimci var. Akbulut var. Evet. Ama tabii dediği gibi arkadaş hangisi daha güzel hizmet verecekse oyumuz onun yani. Sonuç itibariyle bu belediye işi hizmet işi. Evet. Yani reisin de dediği gibi. Anladım. Belediye işi hizmet işi. Yani bu iş buraya yalı çalma işi değil. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Çok sağ ol efendim. Seçimlerle ilgili röportaj yapıyoruz. Evet buyur. Karar verdiniz mi siz? Kimden evet, yana verdim. Oy kullanacak? Evet efendim. Kime vereceğiz? Ben AK Partiliyim. AK Parti. Evet. Onun adaylarına vereceğiz. Evet.
Kolay gelsin. Güle güle efendim. Ne bileyim oğlum, başımıza hayırlısı gelsin. Kime verelim? He. Siz deyin, biz verelim. Yok, biz diyemeyiz. Biz soruyoruz. Sen şey seçin mi muhtar adayı mı? Ben aday değilim. Ha, belediye şey, başkanı. Belediye başkanı. Kim istiyor? Kim koydu? Kaç kişi koydu oraya adaylığını? Var, AK Parti'nin var, İYİ Parti'nin var, CHP'nin var. Oğlum ben sana bir şey diyeyim. Biz Şefik Türkmen'den razıyık şu ana kadar. Evet. Allah da razı olsun. Ne kadar gittimse oraya beni boş geri çevirmedi. Çocuklarımı işe aldı. Haşinlik var iki tane daha. İşsiz güçsüz soruncuklarım yani çok mağdur. Abi ben hiçbir Osman'a vermeyeceğim. Öyle mi? Evet. Büyükşehir'de? AK Parti. AK Parti. Evet. Akçaabat'ta İYİ Parti. Akçaabat'ta İYİ Parti. Şu an yok. Şu an yok. Kararsızsınız. Siz efendim? Trabzon'da AK Parti'ye vereceğim. Akçaabat'ta vereceğim şeye, İYİ Parti'ye. İYİ Parti. Anladım. Bir değişim şart mısın? Değişim şart. Teşekkür ederim. Yani şu anda tabii etrafta bir sessizlik var. Herkes bir düşünceli yani. Hı. Ekonomik durumlardan bir sıkıntılar var. İşler durgun gördüğünüz gibi. Yani vatandaş biraz tepki var tabii iktidara. Biraz öyle düşünüyorum ben. Ama bu yerel seçimler biraz da şimdi kişiye dayalı olması gerektiğini düşünüyorum ben ya. Evet. Hayırlısı olur inşallah ya. Hangi partinin adayının projesi, osu busu, yani bu yapar diyor musunuz? Öyle mi değerlendiriyorsunuz? Yani bildiğim birisi olması, yerel seçimlerde işi bilen birinin yapması daha uygundur diye düşünüyorum ben ya. Anladım. Büyükşehir'de ne düşünüyorsunuz? Yani büyükşehir'de bilmiyorum. Yani hükümetin AK Parti olarak düşündüğünüz zaman hükümet her zaman avantajlıdır yani. Gidişat iyi mi? Memnun musunuz? Akçaabat'tan, Trabzon'dan. Yani, böyle mi devam etmeli biraz, yoksa biraz değişiklik olmalı mı? Biraz olmalı değişiklik. Biraz değişiklik. Evet, olmalı. Değişiklik olmalı biraz. Siz efendim? Biraz hataları var. Bilmiyorum ben. Ne demek yani? Neyi sordun? Açıkça. Açıkça. Ben yok gitmeyeceğim oy vermeye. Gitmeyeceğim. Niye gitmeyeceğim? Gideceğim. Niye gitmeyeceğim? Gitmemiş mi? Gittim. Pişman mı oldun? Ne bileyim öyle. Ya önceden beri bir partimiz vardı ama şimdi tereddütteyiz bu bağlılık olunca. Evet. Biraz tereddütteyiz yani. Siz efendim? Ben kararlıyım. Kararlısınız. Evet. AK Parti'yi düşünüyorum, memnunum. Memnunsunuz. Evet, gayet memnunum. Biz de memnunuz yani, kaç yıldan beri AK Parti bizim partimiz yani, sürekli ona veriyoruz da. İşte biraz işsizlik olunca, eşim inşaatçı, biraz sıkışık olunca. İşler yoluna girerse aynı partimiz gene. Çok güzeldi. Ben yani geçen seçimin partisi olarak hiç memnun değilim. Ama şimdiki seçimde de şu an düşünüyorum. Şu an bütün yan tarafını düşünüyorum. Ama aynı kişi olmayacak kesin. Büyükşehir'de kimi görmek istersiniz? Hep bakalım abi ya. Karar vermediniz mi yoksa? Daha vermedim ya. Düşünüyorum. Düşünüyorsunuz. Evet. Peki yönünüzden geçen bir parti var mı? Bir var. Partiyi yapar dediğiniz. MHP. MHP. Anladım. Büyükşehir'de adaylar var. Murat Zorluoğlu, Atakan Aksoy. Duydunuz mu bunları? Duydum. Duydunuz. O konuda bir karar verdiniz mi? Düşünüyorum abi ya. Efendim merhabalar. Hayrola. 31 Mart'ta seçim var. He. Sandık başına gidiyoruz. Karar verdik mi? Trabzon'da, Büyükşehir'de, Akçaabat'ta kim belediye başkanı olmalı? Daha henüz bir karar vermedik ki. Ne halimiz ne değil. Kararsız mısınız? He. Kararsızız. Adaylar... AK Parti yine alır diyorum ben. Alır diyorum. Alır diyorum. AK Parti kazanır diyorum ben. Siz karar vermediniz. Dur bakalım. Ben de adayım. Bakalım ne olacak. Öyle mi? Valla. Hangi mahalle? Kutarlık adayı var. Karacay mahallesi. İyi, hayırlı olsun. Sağ ol. Bakalım düşünüyoruz. Tam oy kullanıyorsunuz. Evet. Kim belediye başkanı olacak tahmininiz? Osman ikinci olacak. Osman ikinci evet. Olacak. Yani AK Parti'nin devam etmesini istiyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Her yerde, her yerde. Türkiye'nin her yerinde. Büyükşehir'de. Büyükşehir'de de aynı. Burada da aynı, her yerde. Anladım. Valla şu anda bir kararsızım ama yani tahminlerim yine AK Parti kazanır diye düşünüyorum. Evet. Büyükşehir adaylarını tanıyor musunuz? Orada ne olmalı, ne olur? Zorluoğlu olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben de oy kullanmayı düşünüyorsunuz. Bunu söylemek zorunda mıyım? Yok, zorunda değilsiniz. İsterseniz söyleyeyim. Teşekkür ederim. Büyükşehir için var mı bir isim aklınızda? Yani hemen hemen. Hemen hemen oturdu. Gidişattan evet. Memnun musunuz yönetim olarak? Evet. Çünkü öyle bir zevkimiz kalmadığı için artık hiç umursamıyoruz. Peki gönül verdiğiniz bir siyasi parti var mı? Cumhur İttifakı var, Millet İttifakı var. Ya ben bu vardı. Seçimde...
sonradan yön değiştirdiği için artık farklı. Yani iyi parti diyorum. Teşekkür ederim. İyiyiz. Kim olursa olsun, Allah kimi nasip ederse olsun. Hangi parti? Hiç vermedik, hiçbirine oy vermiyoruz. Vermeyeceğiz. Hayır. Teşekkür ederim. İyi bir şey değil. Merhabalar. Merhaba, merhaba. Karar verdik mi? Kime oy veriyoruz? Şu anda nereye mi vereceğim? HDP'ye vereceğim. HDP'ye niye? Ha? Adam gibi adam. Kimdir o? O HDP'nin başkanı. Kimdir, ismini söyle. Ne bileyim, bilmiyorum, öyle değil. Ben ona basacağım. İsmini bilmiyorum. Niye? Nereye basacağım oyumu? O neyi o da? Baksana AK Parti'ye verdi, ne oldu? Ne oldu? He? Patates 5 lira, soğan, dolar 7. Dolar 7 milyon, 7. Akçabat'ta adayı yok ama HDP'nin. Niye yapamıyoruz? Ben ona basacağım. Kime öyle dedin? AKP. Peki Büyükşehir'de? Aynı. Aynı. Yani ne bu bileyim billboardlara yani. Vermişler. Genelde belediyecilik üzerinde çalışmıyorlar da genelde siyasi olarak çalışıyorlar yani. Normalde belediyecilik üzerine çalışmaları lazım siz bence ne yani. Ne zaman karar vereceksiniz? Sandık başında mı? Ben de sandık başında. Aynen öyle ya. Gerçekten bakacağız. Büyükşehir'de? Hadi. Büyükşehir'de bizim şeyi destekleyeceğiz. Yani Murat Zorlu Başkanı. Oldu. Evet. Sarısak'a akrabam. Evet. Yani eşimin akrabası. Ona vereceğim. Büyükşehir'de ona vereceğiz. Ona vereceğim. Akçabat. Akçabat'ta Akçabat'ta herhalde Osman abi veririz, Akbulut'a. Akbulut'a. Onu düşünüyorum ben. Ben kanların hiç hoşuma gitmiyor. Öyle mi? Hiç hoşuma gitmiyor kanları. Hmm. Buranın kanları hiç hoşuma gitmiyor. Bak ben Avrupa'da yaşıyorum. Hemen hemen 50 seneden beri Avrupa'dayım. Yani Avrupa'da gördüğüm şeyleri burada gördüm, utanıyım yani burada. Türkiye'den utanıyım. Anladım. Teşekkür ederim. Şey diyor, diyor. Konuştum abi. Benim cebim değil mi? Çıkar. Al. Öbürü? O her gel pesade bağır değil. Öbür cebinde. Öteki cebim mi? Çıkar. Var abi 50 liram var. Nasıl durumlar? Karar verdin mi? Kime oy vereceğiz? Oy konusunda kararsızım. Şimdi bence. Görevini iyi yapan. Herhalde yani. Anladım. Oyunuzu destekleyen hangisiyse o yapsın. Anladım. Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarını tanıyor musunuz? Biraz. Biraz tanıdık. O yönde bir kararınız var mı? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı? Biz Cumhur İttifakı'ndan yanayız. Cumhur İttifakı'ndan yanayız. Evet. Siz de öyle mi? Ya. Yaşayıp da görmek lazım. Bakalım. İsim vermeyeyim de şöyle diyeyim. Bu konulara haiz, yüksekokul mezunu biri olmasını talep ederim yani. Belediyeciliği bile. Evet, tabii. Yani isimler önemli değil. Tamam. Yeter ki bu konulara haiz, buraya faydası olabilecek biri. O yani başkanım. Siz efendim? Hayırlısı olsun. Hayırlısı neyse seçime sandığa gidilecek. Hayırlısı neyse olsun. Akçabat'ta hayırlısı kimse oy yönetmeli. Evet. Siz kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Bir parti var mı aklınızda veya isim? Bizim aklımızda bir parti yok. Hepsi bizim uşaklarımız, hepsi evet. Bizim çocuklarımız. Onu sandık başında mühürü vururken bakacağız. Ha, biraz yoklayacağım diyorsun seçimi. Tabii daha var. Birkaç gün daha var. Anladım. Büyükşehir'de nedir durum? Büyükşehir var da orada biri. Kim var? Vali Bey vardı. Öyle mi? Abi sahipleri belli zaten. Öyle mi? Sahipleri belli. Yani sonucu belli, bir seçim mi? İlla ki tabii. Nasıl, gidişat iyi mi? Fena değil. Hiç. İyi mi? İyi. Çok teşekkür ederim. Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı. Evet. Büyükşehir'deki adayları tanıyor musun? Hayır. Tanımıyorsun. Hayır. Murat Zorluoğlu, Atakan Aksoy, İsmini Sansan duydum. Evet. Bunlar da tercihin yine buradaki gibi mi olacak? Yani. Çok teşekkür ederim. Şu an için kararsız durumdayım. Kararsız durumdayım. Gidişat iyi mi çözümü nasıl? O konuda bir şey yorum yapmayacağım da. Daha detaylı olarak daha sonra görüşsek olmaz mı? Şu an için müsait değilim. Siz efendim? Karar verdik mi? Yok. Karar vermedim. Ben de aynı. Aynı. Ne söyleyeyim yani? Karar verdiniz mi? Oy kullanacağım. Şu an kullanacağım da şu ana göre Millet İttifakı daha ağırlıklı basıyor. Ağırlıklı basıyor. Yani. Teşekkür ediyorum. Yani. Siz Akçabat'ı kim yönetecek? Karar verdik mi? Osman, Cumhur İttifakı. Osman Nuri Ekim abi. Teşkilat burası. Aynen. Teşkilata çattık. Büyükşehir. Zorlu. Zorlu. Murat Zorlu. Tamam. Aynen. Teşekkür ederiz. Merhaba. Akçabatlı mıyız? Burada mı yaşıyoruz? Aha. Şimdi biz röportaj yapıyoruz. Bu Akçabat'ı belediye başkan adayları çıktı. Güzel yönetebiliyorlar mı? Nasıl yönetmeliler? Sen buranın büyüğüsün. Nedir eksikleri? Baba adam buranın esnafı. Ben 50 sene, 60 senedir burada yokum. Öyle Almanya'dayım. Mi? Ha. Gittin bu nasıl? Geldin, var mı bir değişiklik burada? Ne? Gittin geldin, güzel buldun mu? İlla ki güzel buldum. Ama bunun gidişi 10 sene sonra daha başka olacak. Bir şey tanımıyorum.
Kim oy vereceksin? Nasıl verirsin oy? Ya oy veririm. Türkiye'de yaşayan Türk ulusunun ki, bittikçe artıyor. Bu belediyede lengileri tanımayalım ki. Ama muhtar şehrisinde şey değilim. Başbakan'a adayım her daima. Anladım. Artıya atıyor. Ben olur. Erdoğan'a adayım her daima. Anladım. Siz efendim 31 Mart için kararınızı verdiniz. Ve Cumhur İttifakı Milleti. Bu güzel gün. Eski Türklerden AK Parti'ye kadar ve bizlerden sonraki nesillere AK Parti. Bayram olarak kutlanıyoruz. Kim oy vereceğiz 31 Mart'ta? Cumhur İttifakı, Millet İttifakı? AK Parti'ye veriyorum. AK Parti'ye veriyorsun. Evet, büyükşehirde de öyle mi? Evet öyle. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bakalım. Bakalım oraya gider. Oraya bir gidelim bakalım ne oluyor belli olur. Karar çoktan verildi. Nedir kararınız efendim? Cumhur İttifakı mı, Millet İttifakı mı? Tabii Cumhur İttifakı. Cumhur. Osman Nuri Ekim başkanımız. Büyükşehir'de? Murat Zorluoğlu. Aynen. Vermedim. Deniz vermedi. Şu anki durum kararsızız yani. Öyle mi? Sıkıntı mı var? Sıkıntı var. Önceden yoktu herhalde. Bir sene mi oldu sıkıntı? Öyle gibi. Öyle gibi. Yarışıyor. Cumhur İttifakı hangisi oluyor? Cumhur İttifakı AK Parti MHP. Evet. Millet İttifakı CHP İYİ Parti. Allah korusun. Sağ olun. He. Hangisini oynayacağız? Delikanlı gibi mi? Evet. Nereye verer? Mertçe mi? Dimdik. Lan Tayyip'ten başkası yalan ya. Öyle mi? Öyle ya. He? Duruşu yeter adamın ya. Geri hiçbir şey yapmasın, sıkıntı yok. Duruşu yeter adamın. Ya, herhalde yani. Kime vereceksin? Tayyip abi. Baba geliyor baba. Abi baba geliyor. Bir tarafta AK Parti MHP belediye başkan adayları, evet. Bir tarafta CHP İYİ Parti Saadet var. Siz karar verdiniz mi? Hangi ittifaka oy vereceksiniz? Evet. Verdik. Bizim her zaman belli zaten. Yıllardan beri sürekli aynı bir parti, aynı yere. Aynı. AK Parti. Evet. Hayırlı olsun. Siz efendim? Aynen. AK Parti. Her zaman. Merhaba. Seçimlerde Cumhur İttifakı mı, Millet İttifakı mı? Dediğiniz gibi aynen. Hangisi? Birinci. Çek. Efendim? Çek. Cumhur İttifakı mı, Millet İttifakı mı seçimlerde? Millet. Millet. Yani İYİ Parti CHP. Yok yok. Hangisi? Bizim AK Parti. O Cumhur ama. Karıştı mı? Cumhur mu? Kusura. Yanlış verirsin. Ha, doğru. Ben burada odumadığım için. Efendim siz Akçabat'ta mı kullanıyorsunuz? Evet. Cumhur İttifakı mı, Millet İttifakı? Daha karar veremedik. Daha yanımıza gelen kimseyi göremedik. Neden? Cumhur desene. Niye demiyorsun? Daha karar veremedik diyorum. Anladım. Yanımızda gelen kimseyi de göremedik daha. Akçabat merkezi. Daha projeler açıklanmadı. Sonuçta bir yerel yönetim, genel siyaset tabii. Değil. Cumhur İttifakı'nın daha projesi açıklanmadı. Bugün evet. İtibariyle daha bir açıklanan bir şey yok Akçabat'ta. Bakalım ne açıklayacak? Cumhur hocam, Cumhur. Cumhur. Vereceğim AK Parti ya. Niye? Niye? Kime vereceğim? Yok sordum, niye AK Parti'ye vereceğim? Ben AK Partiliyim ya, severim. Neyini seviyorsun? Her şeysini. Her şeysini. Yeah. Her bir partiyi seviyorum. Her bir parti. Evet. Bir çanta fidan senin. Siz karar verdiniz mi seçimlerde? Cumhur İttifakı, Millet İttifakı. Bölüştür. Ver içinden ona. Evet, AK Partiliyiz ama eksiklerini de görmüyor değiliz. Mesela neyi düzeltmeli? Mesela söylemeyeyim burada. Öyle mi? Onlar biliyor. Yetkililer hepsini biliyor. Tamam. Yalakalara fırsat olmasın. Yalakalara? Yani ülke için hiçbir şey düşünmüyorlar. Herkes cebim diyor. Böyle olmasın. Böyle bir siyaset istemiyoruz biz. Hizmet istiyoruz. İnsanlara değer verilsin istiyoruz. Avrupa'da hayvanlara verilen hak bizim ülkede insanlara verilmiyor ne yazık ki. Bunu istiyoruz biz. Vazgeçtik AK Parti'den oy kullanmaktan. O AK Parti'den vazgeçtiniz. Evet. Niye? Bilmiyorum ya. Vatandaş da yeterince ilgilenmiyor. İşsizim 3 aydır. İş bulamıyorum. 3 tane çocuğuma bakıyorum. Yani zor durumdayım. Şu an işsiz misin? Yani. Buraya geçici olarak girdim. İşimden ayrıldım. AK Parti'nin gereken yetkililere müracaat ettim ama hiç kimse yeterince ilgilenmedi. Anladım. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. 3 Mart'ta seçimler var. Millet İttifakı mı, Cumhur İttifakı mı? Ya Cumhur'dan başka yok başka bir şey de. Sağ olun. Bir cevap. Cumhur İttifakı. Teşekkür ederim. Şu an Millet İttifakı. Millet İttifakı. Çok teşekkür ederim. Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı. Tabii ki. Siz efendim? Ben o görüşleri şu an paylaşmıyorum. Vazgeçtim. Kararsızsınız. Teşekkür ederim. Ne istiyorsanız. Cumhur İttifakı olsun. Mühür sizde. Cumhur İttifakı. Siz efendim? Ben ilgilenmiyorum. Oy vermeyecek misiniz? Aşağı yukarı aynıdır. Öyle mi? Teşekkür ederim. Sağ olun. 61 saatten geliyoruz. Yok, ben bir röportaj yapmam uşaklar. Cumhur İttifakı mı, Millet İttifakı mı?
Tamam cevap ver. Ben ticaret yapıyorum burada. Vallahi biz hala kararsızız. Hala kararsızız. Sıkıntı mı var? Olabilir. Olabilir. 31 Mart'ta seçim var. Oy kullanıyor musunuz? Evet. Cumhur İttifakı mı, Millet İttifakı mı? Hem Akçabat'ta hem Büyükşehir. Cumhur İttifakı. Siz efendim? Cumhur İttifakı. Teşekkür ederim. Bence Millet abi. Millet İttifakı diyorsunuz. Yani İYİ Parti, evet. CHP, evet. Saadet. Alır diyorsun. Evet. Hem Akçabat hem Büyükşehir, evet. Aynı karardan. Evet. Evet. Teşekkür aynen. ederim. Sağ olun. Cumhur İttifakı'na oy kullanacağız. Gönlümüz Cumhur İttifakı'ndan yana. Memleketimizin inşallah hayırlı olacak. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı. Evet. Hangisi? Cumhur İttifakı mı, Millet henüz İttifakı? Daha Cumhur. Ben henüz daha net bir karar veremedim. Vermedim. Şimdi. Niye? Yok, vermedim. Hep sıkıntı. Hep sıkıntı. Ama daima da sorun. Efendim, yerel seçimler geliyor. Cumhur İttifakı mı, Millet İttifakı mı? Bir karar verdik. Mi? Abi hangisi hayırlısı olsun? Hayırlısı. Vallahi şu an bir şey söylemek istemiyorum. Yani partilerden var mı böyle tuttuğunuz Cumhur İttifakı'nın var? Var, o da bende kalsın. Millet İttifakı'nda İYİ Parti, CHP, Saadet var. Bende kalsın. Tamam. Teşekkür ederim. Millet var orada. Elbet milletin yanında olmak lazım. Millet İttifakı mı? Milletin yanında olacaksın. Teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ ol. İyi düşün de kararını ver. İyi düşün. Ekmek yiyorsun bu hükümet zamanında. Haberin olsun. Millet İttifakı'nın yanında olanları iyi düşün. İyi iyi. Siz hangisinden yana kullanacaksınız? Tayyip Erdoğan. Kararsızım ama Millet İttifakı'na atmayı düşünüyorum. İyi Parti. Tamam. Atakan Aksoy. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Aynen. AK Parti'ye sağını sağ ol. AK Partili varım. Yoksa ben tamam marafet tamam var. Ben rahatsızım sana kafadan kondak. Öyle mi? Evet efendim. Sıkıntı mı var? Ya çünkü adamlar onların telefonu, onların isimlerini duydun mu? Evet. Yani beni sanki akrep zehirliği yani. Anladım. O zaman yani Büyükşehir'de de Akçabat'ta. Hayır. Akrımı onlara getirmiyorum. AK Parti. AK Parti. AK Parti. Siz efendim? AK Parti. Yok şimdi ne dememi bekliyorsunuz? Ne dersen onu de. Kardeşim ekonomik yönden darboğazdayız, tamam mı? Bunu herkes bilsin. Ekrana söylüyorum. Şurayı görüyor musun? Ekonomi bitti, ekonomi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan sana sesleniyorum. Ekonomi bitti. Sürünüyor bu millet, sürünüyor. Finle efendim şimdi tamam bet dolmuş şey. Bağkurlar dolmuş şey. 100 lira soruyor. Hep belediye, belediye, hep koşuyorsunuz belediye. Mu? Hani bu şovarların hakkı nerede? 6,5 lira ödüyor. Şovarların hakkı nerede? Bak beni az bir dinle. Dinle. Şoförlerin hakkı nerede? Ne lazım? Hep benim ne mi lazım? Bu ne lazım? Bu kadar kardeşim. Bu kadar arabalarla çalışıyorlar. Buna ekmek yemiyorum. Buna oy vermiyorum AK Parti'ye. Evet, nerede bunların hakkı? Ne lazım işte? Ne mi lazım? Ne lazım? Belediye çekeceğiz. Şoförlerin hakkını arayacağız. Bu millet susmayacak. Hakkını arasın bu millet. İyi, ben de az bir dakika. Ben de diyorum ki. Abi, ben de diyorum az bir dakika. Ben de diyorum ki. Şimdi hep belediye koşuyorum. Bir dakika. Az beni dinle. Abra çek kardeşim. Hep belediye. Bu şoförle ne yapacak? Hep belediye arabası. Aşağı yukarı git gel. Şoförle ne yapacak? Evet. Biraz az. Hani şoförlerin hakkı? Biraz şoför. Bir defa çıktı ekrana dedim ki şoförlerin de şu hakkını savunacağım. Konuş. Savunacağım hani? Psikolojik tedavi görüyoruz. Bu hükümet yüzünden psikolojik tedavi görüyoruz. Tamam mı kardeşim? Tamam kardeşim. Bu milletin yakasını bıraksınlar. Tamam. Millet ekmek, iş aş istiyor. İş, iş. Karar verdik mi? Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, yerel seçimler. Cumhur İttifakı diye ben bir şey tanımıyorum kardeşim. Öyle bir şey yok. Yok. Gerek yok. Millet İttifakı mı? İyi Parti, CHP. Hiçbirinden değilim ben. Şahsım adına konuşuyorum. Toplumsal değil. Toplumsal değil. Burada konuştuğum şey benim şudur. Ben normal insan olarak konuşuyorum. Bizim hakkımızı hiç kimse savunmuyor. Savunmanın yerde de olmanın bir anlamı yok. Baksınlar başlarının çaresine. Benim söyleyecek olduğum o kadar. Hani bizim hakkımız nerede? Şoförün hakkı nerede? Tamam. Ben burada bekliyorum şu anda. Bak şuna da çek. Arabam benim orada. Bak birinci araba saat. İki oldu daha kalkmadı. Ondan sonra otobüs kalıyor şu anda. Akşama da iki sefer otobüs gelecek. Ben burada bekliyorum. Boş gideceğim. Hani benim hakkım nerede? Benim hakkım nerede? Evet. Teşekkür ederim. Bir de ben vergi veriyorum. Ben o zaman vergi almazsın. Şerefli adam benden vergi almasın o zaman. Marmara şerefi varsa benden vergi almasın. Bak bekliyorum burada bana. Siz efendim karar verdiniz mi? Cumhur İttifakı mı, Millet İttifakı? Karar verdik. Büyükşehir Belediyesi'ne oy vermeyeceğiz. Çünkü bize 10 yaş uygulaması yapıyor. Kendisi 72 model arabalarla hizmet veriyor. Her gün kalıyor bir yerde kalıyorlar. Şinlik'te kalıyorlar. Zahire'de kalıyorlar. Bize 10 yaş
üzerinde kullanacaksınız diyor. 10 yaş uygulaması yapıyor. Onun dışı büyükşehire oy vermiyoruz. AK Parti'ye vermiyoruz. Savaş. Her taraf savaş. Hem içeride hem dışarıda. Vallahi her içeride, hem içeride hem dışarıda savaş. Bizim o gibi Çanakkale'yi aldık. Bizim başımız belediyeden sıkıntıdan kurtulmaz hemşerim. Bu bir gerçek. Siz efendim? Abi bu dedikçe katılırım ama ben hiç bu partiye vermeyeceğim. Katılıyorsun AK Parti'ye vermeyeceğim. Hiç kimseye vermeyeceğim. Sadece AK Parti değil. Oy kullanmayacağım. Tamam kullanmayacağım. Yok. Akçabat'ta mı yaşıyorsun? Evet, Akçabatlıyım, Akçabat'ta doğdum büyüdüm. Buraları kim güzel yapabilecek diye düşünüyorsan bak projelerini. Ona göre bence sandığa git. Dur bir şey söyleyeyim. Bir dönem önce Şefik Türkmen, şu andaki mevcut olan başkanımız çok vaatler verdi. Hiçbir şey yapmadı. Sözünde durmuyorlar. Durmadı. O anca Şefik Türkmen bizim Helvaç köyünde bizim meralarla uğraştı. Bizim asfaltın üzerine atamızdan dedemizden kalan yerimizi 5,5 dönüm yeri bir dönüm 750 metrekareye düşürdü. Mücevher alan bizi kıyıdan çıkardı. Yani artık daha bunun güvenli bir yani kalmadı abi. Gerçekten kalmadı ya. Kim olacak Cumhurbaşkanı? Vatandaşın halini soran var mı? Vatandaş ne haldedir diye gelip de kimse sorma. Herkes o istemeye geliyor bize. Şimdi bu röportajı 50 bin kişi izliyor. İzlesin. Siz söyleyin ne istiyorsunuz? Vatandaşın halini sormaya gelen kimse yok. Vatandaşın hali millet battı gidiyor kimsenin herkes kendi koltuk sevdasında. Ben abi koltukta otururum ama nasıl otururum diye gelip de kimse sormaya ne halim var, nasıl ne ekmek getirebilir misiniz eve getiremiyor musunuz diye kimse sormuyor ki. Herkes o istemeye geliyor. Özellikle siz bakkalların veya işte evet. Olmayan marketlerin sıkıntısı büyük zincirler sizi çok eziyorlar. Ama bununla ilgili hiçbir başkan adayının vaadini duydunuz mu? Hiçbir şey duymadık. Akçabat'ta 10 tane belki de BİM var, A101 var, ŞOK var. Zaten bunlar geleli küçük esnafın yani bizim gibi esnafların işi bitti ya. Kesinlikle. Kesinlikle işimiz bitirdiler. Bunu kim yapıyor? Avrupa'da böyle bir şey yok. Bu adam Avrupa yaşamış bir insan. Diyor ki Avrupa'da bir market açılacak olduğu zaman ikinci market en az 3 kilometre 5 kilometre mesafe koyuyorlar ki buradaki vatandaş buradaki iş yeri ancak buradaki vatandaşa yeter. Ama bizde öyle bir sistem yok. Yan yana açmış gitmişler. Herkes birbirine rekabet ediyor. 3 tane bir arada ŞOK, A101, BİM. Bunlar ulusal marketler. Akçabat'ı bitirdiler. Yani Trabzon'u bitirdiler daha doğrusu. Türkiye'de şu anda nereye 8000 tane şubesi var. Bir tanesinin 8000 tane şubesi var. Yani. Gerisini siz düşünün artık. Biz nasıl ekmek yiyeceğiz burada? Peki başkan adaylarıyla ilgili oy kullanacağınız büyükşehirde burada var mı isim aklınızda? Vermiyorum. Oy vermeyeceğiniz. Yani yok oy belki veririm ama şu anda isim vermiyorum. Anladım. Yani ben kafamda öyle bir şey yok. Ben kendi derdime düştüm yani şu an. Çok teşekkür ederim. Ama bu benim gibi çok esnaf var. Şu son 6 ayda şu İnönü Caddesi girin en az 10 tane dükkan kapattı gitti. Neden kapattı bu insanlar? Bu en işlek caddesi. En işlek caddesi Akçabat'ın. 31 Mart'ta Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı? Millet İttifakı. Cumhur İttifakı da 17 seneden beri aç kaldık. Stres sıkındı. Türkiye boş batağında yani daha bunun izahı geldim. Anladım. Teşekkür ederim. Öncelikle şöyle bir mesaj vermek istiyorum. İstanbul'daki belediye başkan adayı Sayın Ekrem İmamoğlu bizim Trabzon, Akçabatlı, Cevizli köyündendir. Ekrem İmamoğlu örnek bir siyasetçi kendisi. Siyasetin iyilik ve güzellik dilini, birleştirici dilini, insanları sağcı ve solcu olarak ayırt etmeyen bir insan. Bizim öyle siyasetçilere ihtiyacımız var. Buradan kendisine gönül oyumu gönderiyorum. Kendisini çok tebrik ediyorum. Bizim Akçabat'ın gururudur. Buraya sıra gelince yıllardan beri bir belediye başkanımız var. Kendisi dürüst bir insandır. Yalnız hizmetlerinde çok eksiklik var. Bizim burada mevcut bir yönetim var. İktidar yönetimi var. Evet. Bu iktidar yönetimi burada Akçabat'a yıllardan beri hiçbir hizmet yapılmadı. Doğru düzgün, doğru anlamda hiçbir hizmet yapılmadı. Merkez Trabzon'dan sonra en çok oy Akçabat'ta var. Akçabat bir merkez şehirdir. Hak ettiğini alamadı. Buraya olması gereken yere Yomra'ya yapıldı. Kimse kusura bakmasın. Buraya yatırımın yapılması lazım. Buraya hiçbir turist, hiçbir kimse gelip ayak basmıyor. Gezmeye gelmiyorlar buraya.
Şu an şöyle bakın, 90'lı yıllardan beri Akçabat'ın şehirleri, sokakları, caddeleri hep aynı. Evet. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir sıkıntımız var. Bu konuda ben oyum yansıyacak tabii ki. Ben Büyükşehir'de ne düşünüyorsunuz? Ben Büyükşehir'de de burada da İYİ Parti'yi destekliyorum. Sonra çok teşekkür ederim. İYİ Parti'yi destekliyorum. İnşallah hayırlısı olacaktır. Bir de şöyle bir şey var. Buranın bir fındık sorunu var. Evet. Bunu da unutmayacağız. Açık söyleyeyim size. Ne kadar yerel seçim de olsa buranın fındık sorunu var. Buranın ekonomik sorunu var. Bunları göz ardı etmeyeceğiz. Herkese saygılar sunar. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bak abi, görüyorsun. Oku. Öncesini sorarsan dededen beri devam. Heh. Babadan 62, 64, 65 Allah'ın izniyle devam. Heh. Burada dedik, daha burada. Burada daha var. Dedikcanı sorarsan 74'ten beri Allah'ın izniyle devam. Tamam. Seçimlerde kimle devam? Seçimlerden büyüklerden mi diyorsun, küçüklerden mi? Bu küçük, bu Akçabat'ta kim seçilecek? Büyüklere daima alı getirir. Öyle mi? Evet. Kim var adaylarda? AK Parti'den, CHP'den, Osman, Parti'den. Osman Bey var. Onlar ve ötekiler yani alma alırlar mı? Çünkü Beyükdere daima sivil getirir. Anladım. Buraya ne yazıyor? Sana dedim helvayı. Ben yapıyorum. Kendim. Tamar kendim. Marketten al. Büyükşehir adaylarını tanıyor musun? Ya şimdi biraz adaylarını, Büyükşehir adaylarını. Yani şu anda... Tahmin edemiyoruz yani biraz...